oluşturuyorduk bunları. Create de değil mi? DDL'den bahsetmiş miydik biz sizinle? DDL. DML'den bahsettik. Neydi onlar? Select Insert Update'leri. DDL dediğimiz şey arkadaşlar, data peki neler dahildir buna? Aslında bahsetmişiz değil mi? Sadece adının konması kalmış geriye. Drop neydi? Mesela delete from kişiler dedim. Tamam. Drop table kişiler dedim. İkisinin farkı nedir? Doğru mudur? Değil mi? Tamam. Alter. Update ile alter'ın farkı ne? Öyle mi? Heh. Alter tablonun yapısal değişikliği değil mi? Tamam. Insert de veri ekle, create tabloyu oluştur gibi. Ya da herhangi bir nesne. Ne olursa. Şimdi arkadaşlar hemen create trigger dedim. Satış stock dedim. Tamam. Hangi tabloda? Order details. Ne zaman çalışacak? Şimdi trigger'ın önemli bir karar noktası vardır arkadaşlar. Mesela nedir? Dinle burayı. Bu tabloyu izleyeceksin dedim. Ama ne zaman çalışacak? Mesela insert olduğunda mı? Update olduğunda mı? Delete olduğunda mı? Değil mi? Ha. Böyle hepsinde de olabilir. Bir de farklı tanımlama da yapabiliriz. Şimdi tek tek görelim. Sonra size diğerlerini yaptıracağım. Mesela olaylar farklı. Insert, update, delete için. Select'te kullanılmaz arkadaşlar. Tamam. Select'te trigger çalıştıramıyorsunuz. Peki insert olduktan sonra mı çalışacak? Insert yerine mi çalışacak? Tamam. Bir de böyle bir karar vardır. Trigger'lar arkadaşlar neydi? Insert, update, delete. Bu üç olay için ikişer farklı şekilde tanımlanabilir. Bir tanesi for ya da after derler arkadaşlar buna. For ya da after trigger'ları diyorlar. Tamam. Bir tanesi de instead of. Ne demek instead of? Yerine demek değil mi? Hani for insert ya da after insert yazarsanız insert'ten sonra manası taşıyor. Instead of insert derseniz insert yapmadan şunu yap. Tamam, bazen şey olur. Mesela instead of delete dediğimiz. Silmek yerine silindi mi diye bir kolon yaparız. Onun silindi mi true işaretle. Yani silinmiş gibi gösteriyoruz. Böylelikle işte verilen kaybolmasın diye hep saklayabiliyoruz. Tamam. Bazen böyle bir şey yapıyoruz. Adam delete from bile yazsa benim sadece silindi mi true yapıyor aslında. Tamam. Şimdi biri bunu yap, sonrasında şunu şunu da yap. Öteki bunu yapmak yerine git bunu yap. Farklı değil mi işler? Birinde diyor ki bunu yap, bir de üstüne ekstra bunu ekle.
elinde de diyor ki o işlemi yapacağına git böyle böyle. İşte senin yerinde olsam, tamam mı? Oraya işte Tunceli'ye askere gideceğime köprüden atlarım. Mesela instead of. Değil mi? Bana öyle demişler. Arkadaşlar şimdi for ya da after insert aynı dedik bunlar. As. Ne oldu? Order date ise insert yapıldıktan sonra dedik değil mi? After diyelim. Böyle daha manalı gözüküyor gözüme benim. After insert dedim. Sipariş detaylara insert olduktan sonra son eklenen kaydın product ID'sine ihtiyacımız var. Doğru mudur? Son eklenen kaydın quantity'sine ihtiyacımız var. Hani adam ekledi, insert yaptı. Sipariş ID'si, ürün ID'si, quantity. Bunları girmek zorunda zaten. Onları bileyim ki gidip ürünler tablosundan o ID'li ürünün stoğundan da o kadar düşmem lazım. Doğru mudur? İşte arkadaşlar o zaman benim iki tane değişkene ihtiyacım var öncelikle. O değişkenleri bir tanımlayalım. Nasıldı? Declare miydi? Efendim? Kullanacağız. Her şeyi yazabiliriz. Farklı bir yapı kullanacağız. Declare at id int sonra at adet int dedim. Tamam. İki tane değişken tanımladık mı? Evet. Select neyi? Product ID ve bana ne lazımdı? Quantity mi? Quantity from nereden? Order details'ten dersek arkadaşlar şimdi yamuldum. Neden? Hepsini getirmez mi? Değil mi? Select product ID quantity from insert diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hangi tablodasın sen? Orada. Son eklenen kaydı arkadaşlar inserted denilen hayali bir tablodan ulaşırsınız. Tamam? Inserted tablosu nedir? Hangi tabloya kurdun order details'i? Trigger'ı order details'e kurdun değil mi? Inserted şöyle çalışıyor. Order details'te hangi kolonlar vardı? İşte order ID, product ID, unit price, quantity. Şöyle bir tek kolonluk bir tablo düşünün. Order ID 10248. Az önce yaptığım kayıt. Bir tane yani daha doğrusu product ID, order ID. Burada ne var? Quantity 10 tane, unit price 18, discount 0,05 dediğimiz var. %5. Böyle bir şey yaptık. Son eklenen kaydın değerleri, hani after insert diyorsun ya bak, ne oluyor? Insert'tan sonra çalış, değil mi zaten? Insert'ten sonra çalışacak ve son insert yapılanlar arkadaşlar insert dediğim hayal tabloya gidiyor. Products da mesela insert olsaydı products'ın tüm kolonlarını içerir. Ama tek bir kalır. Tamam. Son eklenen satırın hayal bir tablosu olduğunu düşün. Buna insert diyerek ulaşıyorsunuz. Kolaylık yapmış herhalde. Tamam. Insert diyerek ulaştım. Aldım bunları. Bakın şimdi bu aldıklarımı bunlara atamak istiyorum. Çok zor.
Şöyle yapıyorsunuz. Kaçırma burayı. Tamam mı? Böyle arkadaşlar atanıyor. Dediğim gibi hep çok zor. Artık elimde mi ID ve adet? Son eklenen değerleri aldım arkadaşlar. Bakın bunları çektikten sonra ne yapacağım? Artık update products set units in stock eşittir units in stock eksi ver product id eşittir at id. Bakalım çalışıyor mu? Bastım. Tamam, zaten var dedi. Şimdi bir trigger arkadaşlar asla çağrılmaz. Tamam. Hani nasıl execute dedik, store prosedürü çalıştırdık. İşte function'ı select sorgusu içerisinde kullandık. Ama bu kendi kendine çalışacak. Tamam, bakın test ediyorum. İzle burayı. Insert into order details. Tamam. Order ID, product ID, quantity, discount, unit price. Zor oluyor değil mi? Böyle yazması. Daha fazla gönlüm razı olmadı size eziyet etmeye. Bakın şimdi. Tables. Tamam. Order details mi? Geldim order details'i açtım. Kalın istiyor değil mi? İyi mi? Values. Order ID 10.248'e girelim yine. Tamam. O satışa bir detay olsun. 2 numaralı chunk ürünüm bu arkadaşlar. Quantity. Bakın unit price varmış. Diyelim ki 15. Quantity. 6 tane olsun. Discount. 0.01. %1 indirimli. İlk önce bir select yapalım görelim. Bakın daha çalıştırmadım insert. Chunk units in stock ne kadarmış? 17 değil mi? 6 tane satacağım ben. Eğer trigger dediğim şey doğru çalışıyorsa bunun ben insert'i yaptıktan sonra 11'e düşmesi lazım. Otomatik olarak. Doğru mudur? Bakın ben sadece insert'ü çalıştıracağım. Ve iki satır etkilendi diyeceğim. Neden? Birincisi benim yaptığım insert. İkincisi onun kendisinin yaptığı update. Değil mi? Kendi yaptı. Bakın ben sadece insert'ü çağırdım. O gitti. Update'i kendisi tamamladı. Güzel değil mi? Bu da canavar gibi çalışıyor arkadaşlar. Oldu mu? Bir düzenleyeyim önce. Design'a geçtim. Default value vermek neydi? Başlangıç değeri değil mi? Silindim ye. Varsayılan olarak 0 dedim. Kaydettim kişileri bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk önce use dedim. Neydi? İlk DB.
update kişiler set silindir mi eşittir 0. Hangi satırları bu silindir misin 0 yapacak? Hepsinin değil mi? Hepsini yapsın ki arkadaşlar bir sonradan üstünde oynayabilirim. Değil mi? Hepsini silindirmişse 0. Yani hepsi silinmemiş gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bakın görelim kişileri de. Edit dedim. Silindi mi? False, false, false gidiyor. Hemen yazıyorum. Create triggers silme işaretle dedik. Tamam. Hangi tabloda? On kişiler değil mi? After mi yazacağız? Instead of değil mi? Instead of delete silmek yerine değil mi? As şimdi hani eklenen tablolar için inserted vardı. Silinenler için de deleted var arkadaşlar. Tamam? Son silinen satırı da deleted'da yakalayabiliyorsunuz bunu. Yakalayabiliyorsunuz. Silmeseniz bile bakın henüz deleted'a düşüyor o değer. Tamam? Henüz tam silinmemiş olmasına rağmen önce deleted'a alıyor. Silme işlemini gerçekleştirmeden önce trigger çalışıyor. Sonra geri bırakıyor. As dedim. Şimdi yine declare dedim. Add id int select id from kişiler öyle mi? Yoksa deleted değil mi? Add id eşittir dedim. Böyle mi yapıyorum? Sonra bak silme güncelle demiş oldum mu ben? Update kişiler set silindi eşittir 1 ver id eşittir add id. Çalıştırdım. Tamam dedi. Değil mi? Şimdi bakalım. Azizcan Kuzu. ID numarası 14'müş. Yok. Azizcan kıyamadım ben sana. Mahmut Tuncer'sin. Tamam. 2 numara. Silindi mi? False diyor değil mi? Bakın delete diyorum. Normalde silmesi lazım. İki satır etkilendi diyor. Ne oldu? Silmedi. Silindi olarak işaretledi değil mi? Instead of trigger'da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. Böyle de garantiye alıyorsunuz. Safın biri gelip silemesin. Ya da hacklemeye kalktılar. Bir de uzaktan SQL injection denilen bir şey var. Duydunuz mu arkadaşlar? Evet. Kimler biliyor SQL injection'ı? Kimler duydu? Duymadım. Bayağı duymadım hiç. Azizem. Bak duyanlar var. Tamam duyanlar duymayanlar anlatsın. Şimdi arkadaşlar SQL injection denilen bir şey var. Nedir bu? Enjeksiyondan bahsediyorsun aslında değil mi? Mesela arkadaşlar benim Google'a buradan saldırmam. Şimdi içeride SQL sorgusu çalışıyor ya. Diyorum ki iki tane tek tırnak or bir eşittir bak bir direkt çıktı değil mi? Ara diyorum. Şimdi bu her şeyi getir demek. Ama bakın ne geldi? Direkt doğru yakalıyor değil mi? Saldıramadık.
Önceden çok site böyle yakalandı arkadaşlar. Çok site hacklendi. 1 eşittir 1. Ne zaman doğru? Her zaman doğru değil mi? Bakın bu nedir? Mesela gittim. Üyelik olan bir sitede yok ki elimizde. Habertürk.com. Bu ne? Arama mı? Değil. Bakın bu da yemedi. Önceden böyle çok sayfayı hackleyebiliyorduk. Tamam. Neden? Bu bitti demek değil mi? String'i kapatıyorsun. Ya da 1 eşittir 1. Bu da kalanını yorum yap demek değil mi? Sonrasında. 1 eşit 1 ne demek? True getirir mi? Bana her şeyi getir. Verden sonra 1 eşittir 1 derseniz bana her şeyi getir demiş olursunuz. Her durumda 1 eşittir 1 zaten. Doğru değil mi? Şöyle bahsedelim. Ne oldu? 6 satır etkilendi dedi, değil mi? Bunlar false 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 kalmış, en sonuncuyu yapmış. Şimdi arkadaşlar, mesela doğru değil mi? Koşul hepsinde doğru arkadaşlar. Bir hep eşit 1'e bütün satırları getirdi size. Anlaşıldı mı mantığı? 1 eşittir 1 oradan geliyor. SQL injection kötü amaçlı SQL kodu yazılıp böyle loginlerden, aramalardan sitenize saldırı düzenlemek. Mesela 1 eşittir 1 deyip sonrasında drop database deyip veri tabanını silebilir bile. Tamam. Sonrasında bunu yazarsa her şeyi silebilir adam. Delete from deyip tüm tablo isimlerini yazabilir. Gördüğüm bugüne kadar en akıllıcası ki bunu araştırın biraz, tamam. SQL injection nedir? Bilginiz olsun. Onu ileride yazılım geliştirirken nasıl engellersiniz ondan bahsedeceğiz zaten. SQL injection. Gelmiş geçmiş en zekicesini göstereceğim size. Mobese kameraları var ya. Adam Mobese kameralarına SQL injection atmış. Oradan okuduğunu şey yapıyor ya kamera. Alır komut olarak bak, şey operatörünü arıyor ya. Tamam. Adam gelmiş gitmiş en zekicisi bu ya. Direkt drop database yazmış. Bir geçiyor database yok ediyor. Çok iyi değil mi? Hakikaten acayip zekice. Adam direkt kendiyle alakalı ne varsa hepsini yazmış. Oraya yapıştırıyor. Geçiyor o mesela. Pat diye sistemi tutarsın. Acayip güzel yani. Efendim? Bilmiyorum yakalandım yakalanmadım da. Ama tarih oldu yani bu arada. Bu da şu anda tarihe geçti yani. Ekonomik elindekinde ekonomik şimdi. Hızlı geçiyor. Fotoğrafı çekiyor. O fotoğrafın içerisinden plaka yokmaya çalışıyor. Tamam işte. Plakanın yerine onu yapıştırmış. Bak hepsini okuyor. Beyaz parça oluyor. Direkt. Ya kafayla bir kısmı alır gerçekten. Canavar gibi değil mi? Böyle sistemler bir saldırmıyor. He? Süper süper bir şey. Yani acayip iyi ya. Göstereceğim. Son bir trigger gösteriyorum size. Bu da şahane. Saldırılarda
Mesela bitirdiniz database'e uğraşmayı, tamam. Artık son hali bu dedin. Kimse benim tablomu silemesin. Tamam. Tablolarımı koruma altına alıyorum. Create trigger neydi? Tablo koru on database. Hangi database üstünde şu anda? O zaman on database dediğim için ilk DB'ye bir trigger atıyorum. Tamam? Diyorum ki for drop table. Böyle yazıyorum. Ne bu? Tablo silmeye karşı değil mi? As drop ettim, bitti. Ne yapıyorsun? Drop ettiğin tabloyu geri al. Bak şimdi kişiler, tablom, tertip. Tablomu delete dedin. Sil. The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted. Canavar değil mi? Silemedi. Bakın adam uzaktan bağlansa bile silemiyor. Böyle bununla bağlansa bile silemiyor management studio'yla. Drop table tablo. Bastım. Ne yemedi? Tek şansı var bunu yok edebilmenin için. Program build'de, pardon. Şey açıyorum. Database triggers gördünüz mü? Database triggerlarının altında tablo koru var. Önce bunu böyle sileceksiniz. Tamam. Ondan sonra sileceksiniz. Yoksa bir de şöyle bir şey var. Genelde ben tablo koru dedim ya. Drop trigger tablo koru. Koru. Bastım. Kodla bakın uzaktan silemez kimse. İlla Manager Studio ile bağlanacak. Buradan gidip bunun altından erişip silecek. Silmek de sınırlı yani artık. Yoksa hemen böyle ya burada trigger vardı adam bunu silsin. Hatta ben buna tablo koru falan da demiyorum. Genelde arkadaşlar adını Ayşe, Ahmet, Mehmet, Hüseyin gibi bir isim atıyorum kafada. Tamam. Behlül mesela. Tamam. Öyle bir isim veriyorum trigger'a. Kimsenin aklına gelmez öyle bir isim kullanmak. Tamam. Öteki türlü işte tablo silme, tablo koru, işte bunu yapma, bunu bilmem ne yap falan filan. Bunlar akıl edilebilir. Ama böyle abuk subuk bir isim verirseniz, Ali Berik 39551 vardı ya bizim, onun gibi bir şey verirseniz arkadaşlar, sıkıntı çıkmaz. Tamam. Bunu da böyle tablolarınızın silinmesini engellemek için kullanabilirsiniz. Buna da DDL trigger diyorlar. Neden? Drop yerine kullanıyorsun değil mi? Diğerleri arkadaşlar DML komutları değil miydi bunlar? Değil mi? DML komutlarının yerine kullanıyorsun. Var mı sorusu olan triggerlarla alakalı? Tamam mıdır? Madem tamam, derste bu kadardır.